Efendim Doğru Tercih devam ediyor. Günümüzün bu kalan kısmı güzel geçsin, mutlu geçsin. Bir önceki yayında saat konusunda hata yaptım. Düzeltir, özür dilerim. 12.30'da birlikte olacağız dedim. 12.30'daki bant yayınıydı. Bugün trafiğimiz bayağı yoğun olduğu için o kadarcık bir hata artık mazur görürsünüz herhalde. 1894'e gidiyoruz. Niye oraya gidiyoruz? 2. Abdülhamit Han, Türkiye'de ilk kez bir tıp okulu açılmasına karar veriyor. Yerinde ve doğru bir tespit. Yapımı 1903'te başlıyor, 1903'te bitiyor ve okul açılıyor. Okul Türkiye'nin ilk tıp okulu. İsmi Mektebi Tıbbiye-i Şahane. Şu anda bir kampüs, bu güzel isim, bu şerefli isim. Şimdi bir kampüse adını veriyor, İstanbul kampüsüne. Bir de bunun Ankara'daki bir uzantısı var. O da Gülhane Külliyesi olarak geçiyor. Şimdi tabii ki tıp okulu, tıp üniversitesi olarak artık fakülteyi de geçtik. Üniversite olarak bunu dile getireceğiz. Düşünsenize 2200 dolayında öğretim üyesi var. Tıp alanında Türkiye'deki herhalde en büyük kadroya sahip. 57 zannedersem eğitim ve araştırma hastanesi var arkasında, Deniz Derya. Tabii ki bizim sınırlar Türkiye Cumhuriyeti ile de sınırlı değil. Bir uzantımız Filipinler'de, öteki ayağımız Özbekistan'da, bir diğer ayağımız Somali'de ve Sudan'da. Böylesine geniş bilgimizi, birikimimizi, deneyimimizi aktarıyoruz. Yani geçmişin tecrübesiyle geleceği aydınlatmaya ve diğerlerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Efendim, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden söz edeceğiz. Değerli konuğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Cevdet Erdoğan hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Şeref buldum. Sağ olun. Efendim. Yılda bir kez böyle karşılaşıyoruz ama kalben, gönülden birlikteyiz. Ama ne mutlu ki bize yıl içinde size de işimiz düşmüyor. Ama siz de Allah başımızdan eksik etmesin. Ama buyurun efendim. Hep size işimiz düşüyor. Yani. Estağfurullah, ne demek? Birbirimizi tamamlıyoruz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet, neler söyleyeceksiniz değerli rektör? Üniversitemizi hakikaten çok güzel tanımladınız. Sağ olun. Ülkemizin en geniş imkanlara sahip bir üniversitesi. Gerçi köklerimiz çok eski ama üniversitemiz 2015 yılında kuruldu. Buna rağmen önemli bir mesafe kaydettiğimizi söyleyebilirim. Sizin de işaret buyurduğunuz gibi Somali'de biz okul bu 3 yıl içinde, 4 yıl içinde okul açtık, mezun verdik. Ne kadar güzel. Meslek yüksekokulu öğrencilerimiz mezun oldular. Gayet net Türkçe konuşan, ülkemizi orada temsil eden Somalili kardeşlerimiz oldu. Bu eğitimimize devam ediyoruz. Sudan'da da öyle, Moro'da öyle. Bu yıl okul açıyoruz. Özbekistan'ın kadim şehri Buhara'da bir meslek yüksekokulu bu yıl eğitime başlayacağız inşallah. Ve aynı zamanda ülkemizin yurt dışındaki ilk tıp fakültesi, devletin kurmuş olduğu ilk tıp fakültesi olarak Buhara'da bir tıp fakültesini açmış olacağız. Somali'deki meslek yüksekokulumuz devletimizin yurt dışında kurduğu ilk yüksek öğretim kurumu ve diplomasını veren ilk yüksek öğretim kurumu olarak tarihe iz bırakan bir şekilde biz eğitimimiz. Türkiye'deki en büyük sağlık üniversitesi sizinki desem yanlış olmaz. Hatta dünyada da herhalde tektir. Vallahi ben dünyada çok örneğini göremedim. Bizimki farklı kurgulanmış bir üniversite. Her şeyden önce öğrencilerimizin bu tercih döneminde bilmesi gereken bir şey ki bu devlet üniversitesi. Evet. Yani diğer bizim kadim eski üniversitelerimiz gibi bir devlet üniversitesi. Hem İstanbul'da hem Ankara'da eğitim birimlerimiz var. Tıp fakültelerimiz var. Yani İstanbul'da hem tıp fakültemiz hem uluslararası tıp fakültemiz var. İstanbul'da diş hekimliği fakültemiz, eczacılık fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz, hemşirelik fakültemiz, yaşam bilimleri fakültemiz, meslek yüksekokulumuz, eğitim birimleri olarak İstanbul'da bunlar var. Ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden, işgal girişiminden sonra bize Gülhane'nin eğitim fonksiyonları devredildi. Böylelikle Ankara'da da var olanlara ilaveler yapmak suretiyle tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, hemşirelik fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'ndan ibaret. Orada da lisans, ön lisans eğitimlerimize Ankara'da da İstanbul'da da devam ediyoruz. Değerli rektörüm, değerli hekimim. Şimdi sizi 17 yaşınıza geri alsak. Evet. Yine hekim olacaksınız. Evet. Gene doktor olacaksınız ama karşınızda Sağlık Bilimleri Üniversitesi var. Evet. Ve başka hani fakülteler var, tıpla ilgili, evet, sağlıkla ilgili, evet, üniversiteler var. Nasıl bir değerlendirme yapardınız? Yani neden Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih edeyim? Evet. Bunun için aslında çok gerekçeler var. Hı hı. Bir kere Ankara'da veya İstanbul'da bunu tercih yapmam lazım. Evet. Hı hı. Ankara ve İstanbul ölçeğinde ayrı ayrı tercih yapalım. Ankara'da da İstanbul'da da ulaşım açısından en kolay yerlerdeyiz. İstanbul'daki mektebimiz, Mektebi Tıbbiye Şahane Üsküdar'da, Haydarpaşa'da. Hı hı. Biz onların Ankara ölçeğinde baktığımız zaman Etlik'te. Ya da orada okurken havaya girersiniz. Çok rahat. Zaten İstanbul'da ve Ankara'da bir okul bitirmek, ayrıca bir fakülte daha bitirmekle eşdeğer. Evet. Gerçekten bir ayrıcalık. Ha, baktığımız zaman üniversitemizin imkanlarına, öğrenci neyi sorar? Staj nerede yapacağım? Bizim İstanbul'da 25 eğitim araştırma hastanesiyle, Ankara'da 15 eğitim araştırma hastanesiyle afiliyasyonumuz var. Sağlık Bakanlığı'nın kalbur üstü hastaneleri bunlar. Bütün imkanlarıyla öğretim üyelerinin hemen hemen hepsi bizim üniversitemizin kadrosunda, bizim öğretim üyemiz, sizin de buyurduğunuz gibi çok geniş bir öğretim üyesi sayımız var. Bu staj imkanlarına bakarım. Staj imkanlarını rahatlıkla birçok hastane. Hastaya dokunmak lazım. Evet. Onun ulaşım imkanlarına bakıyoruz. Konaklama imkanlarına bakarız. Şunu açıklıkla ifade edeyim. İstanbul'da da Ankara'da da kredi yurtlarının bütün yurtlarından yararlanılabileceği gibi. Ankara'da özellikle Gülhane'de kız çocuklarımızın daha fazla olmak üzere Gülhane'nin içinde yurt imkanımız var. Bu kredi yurtlarının haricinde üniversitemize mahsus 1000 kişiye yakın bir kız öğrenci yurdumuz, 500 kişiye yakın da erkek öğrenci yurdumuz var. Bunları tercih edebilirim. Bir bakarım ben okulu bitirince ne yapabilirim, nasıl, nerede çalışacağım, iş imkanı nedir diye. Sağlık meslek mensubu olan bir kişinin hele lisan biliyorsa asla işsiz kalması değil ülkemizde, dünyada söz konusu değil. Dolayısıyla iş imkanı bakımından da sağlık mesleklerinin hangisini seçerseniz seçiniz, iş imkanınız adeta hazır demektir. Bunun yanı sıra bizim üniversitemizin bir başka ayrıcalığı daha var. Biz aynı zamanda askeri öğrenci de yetiştiriyoruz. Güzel. Yani Milli Savunma Bakanlığımızın kara, hava, deniz kuvvetlerine hekim veya sağlık astsubayı yetiştirmek üzere. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızın Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için hekim ve sağlık astsubayı yetiştirmek üzere biz aynı zamanda bunları yetiştiren bir üniversiteyiz. Nerede yetiştiriyoruz bunları? Çoğunu Ankara'da, Gülhane'de ama bir kısmını da İstanbul'da, Haydarpaşa'da. Güzel. Dolayısıyla biz askeri hekim veya sağlık astsubayı olmak isteyen insanların da tek adresiyiz. Şimdi burada yalnız şunu vurgulamam gerekiyor. Bize çok sık sorulduğu için burada tekrar altını çizerek açıklamam gerekiyor ki hani Gülhane'yi eskiden bir gata kültürümüz var, Gülhane kültürü. Bu Gülhane'yi biz tercih ettiğimiz zaman askeri şahıs, subay mı olacağız? Assubay mı olacağız? Hayır. Yani. Bizim ÖSYM kılavuzunda Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı diye ayrı sütunlar var. Evet. Milli Savunma Bakanlığı adına erkek veya kız öğrenci kontenjanı kadar öğrenci alacağız. Hı-hı. İstanbul'da da aynı, hı-hı, şekilde. Dolayısıyla tercih yaparken öğrencilerimizin Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih ettik. Gülhane'yi tercih edersek askeri şahıs mı olacağız? Hayır. Eğer askeri şahıs olacak Milli Savunma ve İçişleri sütunlarını seçerseniz evet. Evet. Bunun için de dikkatli bakmak lazım. Bunun hemen her seçen puanı yettiyse de olmuyor. Çünkü mülakatı var onların. Kendine sağlık koşulları var. Güvenlik sorgulaması var. Bunları geçenler askeri öğrenci olarak devam ediyorlar. Geçemeyenler ise
ÖSYM tarafından yeniden yerleştiriliyor. Puanı yettiği yere. Kritik bir soru gelecek değerli rektörüm. Şimdi tabii ki size gelen öğrencilerin standartına baktığımız zaman hepsi aynı standartta. Bir dalgalanma yok. Yani vakıflardaki gibi burslu veya hani ücretli gelen dalgalanması öyle bir şey söz konusu değil. Hepsi aynı standartta. Hastane sayısı dediğimiz zaman 58 dedik. Ondan sonra işte 37'si İstanbul'da, 15'i Ankara'da, diğer illerdeki gibi. Laboratuvarları artık söylemeye gerek yok. Laboratuvarın hiçbir eksiği yok. Evet, onu da söyledik. Fakat şu var. Hani devlet üniversiteleri kalabalık şeyi vardır. Bir yargısı vardır. Evet. Öbür taraftan tamam öğretim üyesi var da biz acaba onlara ulaşabilecek miyiz? O bize ulaşabilecek mi? Bunlar için ne dersiniz? Bunlar için hiçbir sorunumuz yok aslında. Laboratuvar imkanları, öğrencilerin sayısı bakımından da bizim kapasitemiz oldukça yeterli. Düşünün bizim İstanbul'daki tıp fakültemize ilaveten uluslararası tıp fakültemizde var. Özellikle yurt dışından gelen öğrencilerin daha çoğunlukta olduğu uluslararası tıp fakültemiz var. Ankara'da Gülhane Tıp Fakültemiz var. Bir de şimdi gelecek yıl ÖSYM ile alacağımız sınavla Türkiye'den de öğrencinin gideceği ama bu sene maalesef o seneye kaldı. Özbekistan, Buhara'da da tıp fakültemiz. Yani 4 tane tıp fakültesi olan farklı bir üniversiteyiz. Biz öğretim üyesi sayısı bakımından da, staj yapılacak hastane bakımından da, staj yapılacak mekan bakımından da ve öğretim üyelerinin öğrencilere olan ilgileri bakımından da çok özel bir durumdayız. Kısa süre içerisinde şunu iftiharla söyleyebilirim ki tüm akademik camiamızdaki arkadaşlarımla gurur duyuyorum. A+ dediğimiz seviyede olan bir üniversiteyiz. Memnuniyet, yani, memnuniyet araştırmalarında, memnuniyet anketlerinde oldukça üst düzeyde, üst seviyede bir üniversiteyiz. Herhangi bir öğrenci öğretim üyesi veya öğrenci laboratuvar ihtiyacı, öğrenci eğitim imkanı bakımından herhangi bir sıkıntımız yok. Ama burada şunu söylemem lazım. Bizim Haydarpaşa'daki ana binamız restorasyon aşamasında ilk etabı bir ay sonra tamamlanıyor. Peyderpey onun da restorasyonu bitirdikten sonra çelik yapılarda olan öğrencilerimiz de bina içine alacağız. Peki yine kritik bir soru gelecek. Şimdi diyelim ki ben bilgi düzeyi bakımından, sıralama veya puan bakımından üst düzeyde tıp adayı bir öğrenciyim. Evet. Şimdi hani iyi kötü asla öyle bir ifade kullanmıyorum. Herkes iyi yapmaya çalışıyor da seçenekler var önümde. Kimisi burs veriyor, kimisi yanında başka bir şey veriyor. Bu tarafta da burası var. İşte gittim başka bir yerde karar kıldım. Evet. Hata demeyelim de yanlış mı yaparım? Ya şimdi şöyle aslında tercih kişi yaptığı zaman o tercihini kendisini veya kriterlerine göre sorgulamamalı. Bir niyet belirlemiştir. Zaten, yola çıkmıştır. Hayırlı olsun lazım. Demek düşer. Ama. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Pişman olduğu takdirde bir yıl sonra yatay geçişle bir fakülteden diğerine, bir üniversiteden diğer üniversiteye geçme imkanları var. Eskisi gibi değil. Bu imkanlar değerlendirilebilir. Belki şurada askeri öğrenci olmak isteyenler için şunu ilave etmeme müsaade ediniz. Askeri öğrenciler sivillerden biraz daha farklı. Hani dedik ya mülakatları, sağlık şartları, değişik güvenlik araştırmaları sonrasında askeri öğrenci olan kişi adeta memur oluyor. Yani ilk yılından itibaren emekli sandığıyla, sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirilip memur gibi o emekliliğine sayılır hale geliyor. Yani bir sivil vatandaş okuldan mezun olduğunda askeri öğrenci 5 yıllık, 6 yıllık memur gibi hayata başlamış oluyor. Birincisi bu. İkincisi yiyeceği, içeceği ve bütün devlet tarafından. Her şey, yatacağı, her şeyi harçlığı maaş şeklinde devlet tarafından karşılanıyor. Biz Ankara'da ve İstanbul'da da öğrencilerimizi karşılamak istiyoruz. Kendimiz de ilave olarak bir devlet üniversitesi olarak ilk 100 içinde olan kişilere 3.000 lira, ilk 500 içinde olup bizi tercih edenlere 2.000 lira, ilk 1.000 içinde olup bizi tercih edenlere 1.000 lira burs veriyoruz. Tabii ki battiyat önemli bir olay, kutsal bir olay. Onu saygıyla karşılamak lazım ama onun ötesinde tabii ki deniz derya bir üniversite. Hani sağlık alanında
herhalde en büyük olanaklar, en büyük şey sağlık bilimleri üniversitesinde. Bunu da düşünmek lazım. Şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Seneye tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz efendim. Evet, şimdi kısa bir aramız var. Saat 15.15'te programımız tekrar devam edecek.